Kibir, evet, dıştan bakıldığında kötü, kötü bir ahlak, kötü bir sıfat. Ama neticede insanın kalbinin mühürlenmesine sebep olabilir mi sorusunun cevabını arayalım. Şimdi evvela Mü'min suresinden 35. ayet-i kerimede kibirli insanların, kibirde devam edenlerin diye anlıyoruz. Nasıl kalpleri mühürlenmiş onu kısaca takdim edeyim. Halini okuyayım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Kendilerine gelmiş hiçbir delil olmadığı halde Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenler, gerek Allah yanında gerekse iman edenler yanında büyük bir nefretle karşılanır. Allah kibirli olan her zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Allah büyüklük taslayan, kibirli olan her zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Evet, ayetin sonması geçiyor. Yani mühürlenme kısmı. Bismillahirrahmanirrahim. Kezalike yatbe'ullahu ala kulli kalbi mütekebbirin cebbar. Sadakallahu azim. Evet, demek ki kibir insanın hakikat yolculuğuna çıkmasını engelleyen bir özellik. Yani insan niye ben bu dünyaya niye gönderildim merak etmez. Niye harekete geçmez? Harekete geçmesi için sayısız fırsatlar devamlı üzerine yağdırıldığı ve kendisine dokundurulduğu halde. Neden yola çıkmaz insan? Sonunda ebedi cennet olan hakikati, İslamiyeti, Kur'an'ı merak etme yolculuğuna niye çıkmaz? İnsanı tutan ne? İnsanı tutan ne? Yani niye harekete geçmiyor? Niye kımıldamıyor? Kımıldama kelimesi de güzel. Yani niye kımıldamaz insan? Yağmurlar yüzünü yıkarken, güneş her gün yüzünü okşarken, her mevsim yeryüzü sofrasına tam canımızın çektiği, bedenimizin arzu ettiği ve ihtiyaç duyduğu nimetler dizilirken neden merak etmez insan? Neden ben niçin gönderildim bu dünyaya? Bu sonsuz nimetleri bana kim gönderiyor? Bu elimin ulaşmadığı mesela güneş kim gönderiyor bize? Yağmuru kim indiriyor? Yani bu kadar güzel ilim adamlarının inceleye inceleye asla bitiremeyeceğini manasını anladığı bu göz, kulak, kalp, akıl gibi maddi manevi cihazları bize kim bağışladı? Bunları bir ömür boyu kim çalıştırıyor? Bir ömür boyu kalbimiz çalıştırılıyor, beynimiz çalıştırılıyor. Organların hepsi her türlü ihtiyacı karşılanarak her türlü tehlikeden muhafaza edilmek suretiyle çalıştırılıyor. Çalıştıran kim? Biz kullanıyoruz. İnsan bunu niye merak etmez? Niye harekete geçmez? Niye kımıldamaz? Niye insan dünyaya nasıl gönderildiğini mesela hatırlamaz? Dünyaya gönderildiğimizde hiçbir gücümüz yoktu. Aslında dünyada kaldığımız müddetçe de dünyaya gönderildiğimiz günkü kadar aciziz. Bu cümleyi tekrarlamak istiyorum. Buyurun. Aslında biz dünyaya gönderildiğimizde nasıl narin, zayıf, aciz, etrafına bakan, hiçbir şeyi de anlamayan bir durumdaydık. Aslında ölçek değişiyor. Bu ölçek kelimesini seviyorum ben. Ölçek değişiyor. İster 20 yaşında, ister 40 yaşında olalım, ister 80 yaşında çocuk gibiyiz. Güneşin altında, dünya denen beşikte, dünya denen beşikte, kainatın içinde çocuk gibiyiz. İnsan bunu niye merak etmez? İnsanı tutan ne? Böyle bir soru sordum ben de. Tutan ne? Kibir. Yani böyle bir seçim var insanın önünde. Tabii seçebiliyor. İnsan iyiliği seçebiliyor, alabiliyor. Allah'ın gönderdiği kötülüğü seçebiliyor. Bu kötülükten birisi kibir. Yani ben kendime yeterim. Ben kimseye muhtaç değilim. İşte kibir. Kibir. Şu güneşin altında, dünya denen beşikte. Şu insanın söylediği şu söze bakalım. Ben kendime yeterim diyor. Bak büyüklenmek, kibirlenmek. Dünyaya geldiğinde hazır bir süt ona ikram edilmiş. Dünyada kaldıkça atmosferde burnumuza bağlanmış. Devamlı besleniyoruz. Haberimiz yok. Her gün güneş gönderiliyor. Sayısı ihtiyaçla karşılanıyor. Bunu fark etmeyip aslında hiçbir ihtiyacımıza elimizin yetişmediği bir açıdan çok açıkken, tabi imtihan sırrı gereği bir açıdan başka açıdan elimizin yetiştiğini sanarak, hani su işte çeşmede, işte meyve sebze markette, ben kendime yeterim, benim kimseye ihtiyacım yok diyen kimdir? Kibirli insan. Kibirli insan. Yani bu kadar açık,
güneşten daha parlak bir hakikat var. Biz kendimize yetmiyoruz. Giydiğimiz ayakkabıda, içtiğimiz suda, yediğimiz sebzede, içtiğimiz sütte, daha sayısız nimetlerde Allah bizi diğer mahlukatla da yardımlaşmaya muhtaç yapmış. Hepsini Allah gönderiyor. Cenab-ı Hak gönderiyor ihtiyaçlarımızı. Ama ağacı üzerine meyveyi, bal arısıyla balığı işte gönderiyor. Ekmek ihtiyacımızı başka bir insanın eline karşılıyor fırında. Ayakkabımızı birisi dikiyor. Elbisemizi başka biri dikiyor. Yani bu kadar açık bizim kendimize yetmediğimiz. Fakat kibirli insan diyormuş ki benim kimseye ihtiyacım yok. İşte bazen o adamı tutuyor. Allah'a dua etmekten, Allah'ı tanımaktan alıkoyan ne? Kibir.